arkadaşlar, bugün sizlere vücut geliştirmede aktif dinlenmenin öneminden bahsedeceğim. Kas gelişimindeki önemli faktörlerden bir tanesi aktif dinlenmedir. Aktif dinlenmeyi nasıl uygulayacağız? Bundan bahsedeceğim. Evet, bir aylık bir süreç. Bir ayı 4 haftadan baz alıyoruz, değil mi? 3 hafta yoğun şiddetli bir antrenman yapıyoruz. Yoğun şiddetli bildiğimiz yüksek yoğunluklu antrenmanımızı yapıyoruz. Diğer hafta, 4. haftaya geldiğimizde ne yapıyoruz? Daha yumuşak bir idman, daha yumuşak bir antrenman, daha çok pump idmanı diye tabir ettiğimiz fazla zorlamadan, üstünden geçerek fazla yoğunluklu olmayacak şekilde antrenmanımızı bir hafta şekilde de böyle tamamlıyoruz. Hangi antrenman sistemini uygularsak uygulayalım, aynı şekilde 1. hafta sert, 2. hafta sert, 3. hafta sert antrenman, 4. hafta aynı antrenman programını daha kendinizi yormadan pump antrenmanı şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde aktif dinlenmeyi normal antrenman programımızın içine haftalık olarak yerleştiriyoruz. Yani tamamen yatmadan dinlenmeyi, aktif dinlenmeyi bu şekilde. Ne oluyor? Laktik asit birikiyor vücudumuzda. Sert idmanlar yaptığımız o 3 haftalık süreçte bu laktik asit birikimini tamamen pasif dinlenmek yerine ne yapıyoruz? Aktif dinleniyoruz. Bu laktik asiti vücudumuzdan daha erken, daha hızlı bir şekilde vücudumuzun kasların toparlanmasını da sağlıyor. Ve gelişimin de önemli faktörlerinden bir tanesidir. Bütün her şeyi dört dörtlük yapalım. Beslenmedir, işte antrenman programımızı, her şeyimizi yapıyoruz, iyi dinleniyoruz. Fakat gelişimimiz tamamen istediğimiz gibi olmuyor. Belli noktalarda kas gelişimi inşa edemiyoruz. İleriye doğru gidemediğimiz noktalarda bir geriye doğru dönüp antrenman sistemimizdeki aktif dinlenmeyi uygulayıp uygulamadığımıza baktığımız zaman olayı görebiliriz. Bunu, bu sistemi, aktif dinlenmeyi antrenman programımız içinde bulundurduğunuz sürece gelişiminiz çok daha iyi ve hızlı bir şekilde olacak. Diğer türlü ağır antrenmanlar, sürekli her hafta ağır antrenman zorladığımız zaman vücudumuz buna tepki vermeyecektir zaten. Yorgun olduğu için, kendini toparlayamadığı için ne olacaktır? Bu sefer ileriye doğru gidemeyeceğiz. Ne olacak? Performansımız aşağı doğru gerilemeye başlayacak. Bu sefer bütün antrenman programlarımızda gerçek bir performansla antrenman yapamamış olacağız. O yüzden aktif dinlenmeyi mutlaka programımıza dahil edin. Tamamen pasif dinlenme yerine aktif dinlenmeyi tercih edin. Yani haftanın bir günü dahi olsa antrenmansız, yani en azından bir saatlik, yarım saatlik bir yürüyüş şeklinde, tempolu bir yürüyüş şeklinde aktif dinlenmeyi gerçekleştireceğiz. Tamamen pasif dinlenme vücutta toparlanma sürecini daha da yavaşlatıyor. O yüzden aktif dinlenmeyi tercih ediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Size bir dahaki videolarda yine bu şekilde altın bilgiler vermeye devam edeceğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun.